gıcık oldum. Kahramanım ben, çok sevilen ve hayvanlarla konuşurum. Göklere uçup keşfediyorum. Benim adım Nils Holgersson, tüm hayvanlar benim dostum. Nils Holgersson, dostlarımı seviyorum. Nils Holgersson, kaçma ve saklanma hiç, çünkü ben yanındayım. Gel uçalım göklere Nils Holgersson. Martin, çiftlikteki yiyecekleri hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? Yiyebildiğin kadar tahıl, böğürtlen, her şey. Tabii o çocuk bizi beslemeyi unutmadığı zamanlar. Ama siz de hiç doymuyordunuz ki yani. Durmadan biz acıktık, ne zaman yiyeceğiz der gibi vik 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 sesler çıkarıyordunuz. Neyse ki artık kurtuldum. Biz çok acıktık. Ne zaman bir şeyler yiyeceğiz? Tamam çocuklar. Buzdan bahçe. Ne? Yaban kazları da mı hep bir şeyler yemek ister yani? Nils, yaban kazlarının bol enerjiye ihtiyacı var. Göçü tamamlamak için binlerce kilometre uçmamız gerekiyor ve tamam, aç bir kaz zayıf düştüğü takdirde uçamaz. Yiyecek var mı bakın? Tamam patron, dalışa geçtim bile. Gorgo bekle. Sana dalışa geç demedim. Şaşkın şey. Of. Yiyecek, yiyecek. Öder de bu yiyecek. İşte. Ya ya. Aa, bu da çok şirin. Oh, oh. Harika. İnip nasıl olduğuna baksak mı? Beklesek daha iyi. Buraya iniş yapmak bizim için hiç güvenli değil. Gorgo dönecektir. Ona hiçbir şey engel olamaz. Ama belki bu güçlü akım engel olabilir. Martin, Gorgo'ya yardım etmeliyiz. İkimiz birden mi? Emin misin? Hadi. Neyiz Martin? Sürüden ayrılmayın. Hadi Martin, yapabilirsin. Çok açım. Şöyle bir yahni, bir biftek olsa. Karnım çok aç. Gökten kaz düşüyor. Bu bir rüya olmalı. Sen de gördün mü? Smir burada. Onunla karşılaşmaya niyetim yok. Şu bulutlara bir bak. Evet, çok güzel. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Geyser, daha fazla yaklaşmayalım. Buharı çok sıcak olur. Dikkat et. Dikkat et. Bak, işte orada. Şu yatan, o Gorgo. Yumuşak tüy, irtifa kaybediyorsun. Çok açım. Daha fazla kanat çırpamayacağım. Çabuk beni takip edin. Hiç gücüm kalmadı. Teşekkür ederim. Sık dişini yumuşak tüy. Biz daha fazla uçamayacağız. Gorgo, biz geldik. Sence o iyi mi? Gorgo, yaralı mısın? Kim yaralandı? Merhaba. Sen uyuyor muydun? Evet, güzel bir yemekten sonra daima uyuyorum ben. Herkes senin için endişe ederken sen burada uyuyordun, öyle mi yani? Güzel bir yemek derken? Bak orada. Yaşasın! Woohoo! Harika! Nefismiş. Bakıyorum da kendi evinizde gibisiniz. Konuşan meyve? Burası benim bahçem. Bana ait meyveleri yiyorsunuz. Merhaba Bay Çiftçi. Benim adım Pasiflor Çocuk. Benim adım da Nils Holgersson. Bu da arkadaşım Martin.
Merhaba. Ve bu da Gorgo. Merhaba dostum. Biz kaz dostlarımız için yiyecek arıyoruz. İki gündür hiçbir şey yemediler. Sizin için çok üzgünüm. Burası kapan gibidir. Bir kere girdiniz mi bir daha çıkamazsınız. Hı? Tam 30 ay. 30 aydır burada tutsak haldeyim. Abimin doğum günü için kuşumun sırtında yola çıkmıştım. Uyuyakalmışım. Kuşumun sırtından buraya düştüm. Yanımda sadece doğum günü hediyesi vardı. Bir çuval tohum. Buradan çıkmak için çok uğraştım ama başaramadım. Mahsur kaldığımı anlayınca abim için aldığım tohumları ekmeye karar verdim. Oo, çok ilginç bir hikaye. Martin, ona neler yapabildiğimizi gösterelim. Yemek? Hayır, uçmak. Buradan çıkmanın tek yolu bu. Gorgo da Martin de çok ustadır. Her koşulda uçabilirler. Bana yardım edebilir misiniz? Elbette. Ama karşılığında kaz dostlarımız için biraz yiyecek istiyoruz. Anlaştık. Martin, hadi arkadaşlarımız için yiyecek toplayalım. Çok zorlu bir yolculuk oldu. Benim gücüm tamamen tükendi. Ben çok acıktım. Arkadaşlarımızı bulmalıyız hadi. Aramaya şuradan başlayalım. Ben çok üşüyorum. Uçamayacağım. Ben de çok açım. Tamam çocuklar, sakin olun. Biz de yürürüz o zaman. Bir şekilde ulaşırız. İnanılır gibi değil. Burası çok kayganmış. Dikkatli olun. Uçmayan güzel kazlar en çok sevdiğim. Herkese yetecek kadar topladık. Tamamdır, gidebiliriz. Ama Niz, havalanmam için bana yer lazım. Hiç sorun değil, benim gibi yap. Çiftlik kazları böyle havalanamaz. Bana koşacak yer lazım. Sen yaparsın Martin. Bundan eminim. Gorgo gibi olduğunu hayal et. Peki, bir deneyeyim. Ben çiftlik kazı değilim. Ben kaz değilim. Ben kartalım. Ben bir kartalım. Kartalım. İşte bu Martin. Yavaş. Düşüyorum. Hayır Martin. Emdat, acil durun. Devam çocuklar, neredeyse geldik sayılır. Hoş geldiniz benim donmuş yiyeceklerim. Ben bir rüyadayım değil mi? Martin, iyi misin? Yaralandın mı? Yardım edin Martin'i. Bir dakika. Pasiflor, bekle. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Kusura bakmayın. Bana yardım ettiniz ama abimin doğum gününe 30 ay kadar geç kaldım. Gitmem lazım. Bir dakika. O meyveler kazlar içindi. Söz vermiştin. Biliyorum. Hata yapıyorum. Ama bunu bize yapamazsın. Özür dilerim Liz. Gitmem gerekiyor. Ne kadar güzel değil mi Nils? Dostlarımız buzda dans ediyor. Dans etmiyorlar. Peşlerinde smear var. Ciddi misin? O zaman yardım edelim onlara. Gorgo kurtarmaya geliyor. Hay aksi. Arkadaşlar yardım ister misiniz? Pasiflor. Arkadaşın bana bir fikir verdi. Önce seninle tanışalım.
isabet. Çok eğlenceli. Evet, hadi şimdi Martin'i kurtaralım. Bu sebzeler bana çok iyi geldi. Üstelik çok da lezzetliymiş. Beğendiniz mi? Onları büyük bir özenle yetiştirdim. Aga, Martin hala Geyser'de. Onu kurtarmalıyız. Hadi neyi sırtıma atla. Çocuklar beni takip edin. Doğru, beni bekleyin. Martin! Dinleyin çocuklar. Ben bu Geyser'leri iyi bilirim. Benim gibi yapın. Martin, bir şey söyle. Sence yaralanmış mı? Hayır, pek sayılmaz. Affedersiniz, özür dilerim. Bak şu işe. Karnı tok bir kaz çok enerjik olur ama çok fazla yiyen bir çiftlik kazı böyle düşer bayılır. Hadi kaldıralım şu oburu. Beni takip edin. Beni getirdiğiniz için sağ olun. Sebze meyveyi vermek istemediğim için özür dilerim. Ama onlar tek varlığımdı, anlıyor musun? Anlıyorum. Ama paylaşmak ve başkalarını düşünmek de güzel bir şeymiş, öyle değil mi? Öyle mi? Ben böyle düşünmeyen bir çocuk tanıyorum da. Her neyse. Bir doğum günü partisine yetişecekmişsiniz. Bizimle uçmayı kabul eder misiniz? Evet. Hey! Woohoo! Olamaz. Ben bir şey yemeyi unutmuşum. Çok acıktım. Martin, ne zaman bir şey yiyeceğiz? Hey Akka, ben çok açım. Hey, ne zaman yiyeceğiz? Akka!